Bu videoda atom yarıçapından ve iyon yarıçapından söz edeceğiz. Önce atom yarıçapından başlayalım. Atomu bir küre şeklinde düşünürseniz yarıçapını belirlemek oldukça kolaydır. Bu şekli bir küre olarak düşünelim. Tabii ki bu kürenin belirli ve tanımlanmış bir yarıçapı var. Atomlar için de aynı şekilde düşünebilirdik. Ancak problem şu ki atomların bu küre örneğinde olduğu gibi belirli ve tanımlanmış bir yarıçapı yok. Gerçekte atomun merkezinde bir çekirdek çekirdeğin dışında da elektron bulutu var. Ya da buna elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu uzay bölgeleri de diyebiliriz. Dolayısıyla atomu sınırları belirli olan küreler diye tanımlayamayız. Bu nedenle atomların yarıçaplarını belirlemek ve tanımlamak bile gerçekten zordur. Peki kimyacılar atom yarı çapını nasıl belirliyorlar? Aynı elemente ait iki tane atom alıyorlar bu atomların arasında bir bağ olduğunu ve atomlarımızın da aynı elemente ait olduğunu düşünelim. Atomların çekirdekleri de bunlar olsun. Bu iki çekirdek arasındaki uzaklığı ölçtüğümüzü düşünelim. Çekirdekler arasındaki uzaklığı da d ile gösterelim. Bu uzaklığın yarısını alırsak, bulduğumuz bu değer yaklaşık olarak bu atomların yarı çapını verir. Atomların yarı çapının belirlenmesini işte bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi de, periyodik tabloda atom yarıçapının değişim eğilimine bakalım. Öncelikle bir gruptaki değişim eğilimini inceleyelim. Burada birinci grupta yer alan iki element var. Hidrojen ve lityum. Hoş geldiniz çocuklar. Öncelikle bu elementlerin atomlarını çizerek başlayalım. Önce hidrojen. Hidrojenin atom numarası 1. Yani çekirdeğinde bir tane protonu bulunuyor. Bu hidrojen atomumuzun çekirdeği olsun. O yüzden bir protonu var. Nötr olan bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Bu nedenle bir tane de elektron olmalı. Elektronumuzu da buraya çizelim. Tabii işleri daha kolay hale getirmek için burada atomun basit bir gösterimini kullanıyoruz. Bu gösterimin gerçekte doğru olmadığını biliyoruz. Ama şimdilik bu gösterim bize yeterli olacak. Şimdi de lityuma bakalım. Lityumun çekirdeğinde 3 tane protonu var. Bu lityumun 3 protonlu çekirdeğini göstersin. Çekirdeğin dışında da 3 tane elektronu olmalı. Bu elektronlardan 2 tanesi iç katmanda bulunuyor. Evet, lityumun bu 2 elektronunu iç katmanda gösterelim. Bu aynı zamanda birinci enerji seviyesi. Hmm, bir elektronumuz daha kaldı. Lityumun kalan üçüncü elektronunu ikinci enerji seviyesinde göstermeliyiz. Bu örnekte buna dış katmanda diyebiliriz. İki atomumuz da burada. Görebileceğin gibi bir grupta aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı artıyor. Peki neden böyle oluyor? Bir grupta aşağıya doğru indikçe çekirdeğin dışına yeni bir enerji seviyesi ekleniyor. Yani elektron bulunduran yeni bir enerji seviyesi. Bu durumda biz bu elektronu yeni bir enerji seviyesine ekledik. Aslında onu daha yüksek enerjili ve çekirdekten daha uzak yeni bir enerji seviyesine yerleştirmiş olduk. Güle güle oturun çocuklar. Bu da atom yarıçapının daha fazla olmasına neden oldu. Çok basit bir durum. Eklenen yeni elektron yeni bir enerji seviyesine yerleşti ve böylelikle atom yarıçapı büyüdü. Şimdi de aynı periyottaki değişim eğilimine bakalım. Aynı periyotta bu yönde gidecek olursak, yani soldan sağa doğru gidecek olursak atom yarıçapı azalacak. Buradaki lityum ve berilyum iyonlarının basit bir gösterimini çizerek bunun nedenini inceleyelim. Lityumun atom numarası 3. Zaten bu atomdan daha önce de bahsetmiştik. Lityumun çekirdeğinde 3 tane protonu var. Bu aynı zamanda lityumun çekirdek yükü yani artı 3. Bu yük miktarını da buraya yazalım. 3 elektronunu da gösterelim. İç katmanında da 2 elektronu var. Dış katmanında da 1 elektronu var. Lityum atomunu basitçe bu şekilde gösterebileceğimizi belirtmiştik. Şimdi de bu son katmanda bulunan elektronun durumunu incelemeye başlayalım. Bu elektronu pembe ile gösterelim. Pembeyle gösterdiğimiz bu elektron çekirdek tarafından çekiliyor. Bildiğiniz gibi çekirdek pozitif yüklü, elektronlar da negatif yüklü. Bu nedenle pozitif yüklü çekirdek bu elektronu kendisine doğru çekiyor. Aynı zamanda iç katmanda bulunan bu negatif yüklü elektronlar da bir itme kuvvet uyguluyor. Bu elektronları da daha belirgin yapalım. Bunlar bizim iç katman elektronlarımız. Biliyorsunuz aynı yükler birbirini ne yapar? İter. Okuldaki öğretmeniniz gibi söyledim. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu iç katman elektronu bizim dış katman elektronumuza bu yönde bir itme kuvveti uyguluyor. Bu da diğer yönde bir itme kuvveti uyguluyor. Yani çekirdek dış katman elektronunu kendisine doğru çekerken iç katman elektronları da bu elektrona bir itme kuvveti uyguluyor. Burada şunu söyleyebiliriz. İç katman elektronları çekirdekle bu dış katman elektronu arasında bir kalkan oluşturur. Buna kalkan etkisi ya da perdeleme etkisi denir. Şimdi dikkatimizi toplayalım. Çünkü bu önemli bir konu. Hazır mıyız? Şimdi de berilyum atomunu çizelim. Berilyumun atom numarası 4. Bu berilyumun çekirdeği olsun. Daha önce söylediğimiz gibi atom numarasının 4 olması çekirdeğinde 4 protonu olduğunu belirtiyordu. Çekirdek yükü de artı 4. Bu demek oluyor ki elimizde ilgileneceğimiz 4 elektron var. İki elektronu birinci enerji seviyesine iç katmana yerleştirelim. Diğer iki elektronu da ikinci enerji seviyesine dış katmana yerleştirelim. Bu çizdiğim atom, berilyum atomunun tam olmasa da yaklaşık olarak neye benzediğine dair bir gösterim. Şimdi neler olduğuna bir bakalım. Çekirdek yükü artı 3. Çekirdek yükü artı 3 olan lityumdan, çekirdek yükü artı 4 olan berilyuma geldik. Çekirdek yükü arttıkça, Dış katman elektronlarına uygulanan çekim kuvveti de artar. Perdeleme etkisini düşündüğümüzde buradaki yeşil elektronlar dış katman elektronları ile çekirdek arasında bir perdeleme etkisine neden oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi dış katmanda bulunan bu iki elektron da birbirine bir itme kuvveti uyguluyor. Pembe ile gösterdiğimiz bu elektronun pembe ile gösterdiğimiz diğer elektrona perdeleme etkisi uygulaması lazım. Ama şu var ki bu iki elektron da çekirdekten eşit uzaklıkta. Dolayısıyla birbirlerine uyguladıkları itme kuvvetinin ya da perdeleme etkisinin çok da önemi olmaz. Perdeleme etkisinde önemli olan iç katman elektronları. Bu iki atomun da iç katmanda perdeleme etkisi yapan eşit sayıda elektronu var. Bunları daha belirgin yapalım. Berilyumda perdeleme etkisine neden olan iki tane iç katman elektronu var demiştik. Lityumda da perdeleme etkisine neden olan iki tane iç katman elektronu var. Bu atomların perdeleme etkisine neden olan elektron sayıları eşit. Ancak çekirdek yükleri farklı. Berilyumun çekirdek yükü daha fazla. Çekirdek yükü fazla olduğu için berilyumda dış katman elektronları daha fazla çekilecek. Yani dış katman elektronları lityumda olduğundan daha fazla çekilecek. Bu nedenle de berilyumun atom yarıçapı lityumun atom yarıçapından daha küçük olur. Aynı periyotta atom yarıçapının değişim eğilimi işte böyle. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildiğinde çekirdekteki proton sayısı artar, buna bağlı olarak dış katman elektronlarına uygulanan çekim kuvveti artar ve atom yarıçapı küçülür. Atom yarıçapının değişim eğilimini inceledik. Şimdi de iyon yarıçapını inceleyelim. Kimi zaman iyon yarıçaplarını anlamak zor olabilir ancak biz basit bir örnekle başlayalım. Yine Nötr-Lityum iyonu üzerinden inceleyelim. Lityum, bu atomu iki defa çizdik zaten. Bir defa daha çizebilirim. Bunu yapabilirim. Bu Lityum çekirdeği olsun. Lityum'un elektron sayısı 3. Hızlıca bu 3 elektronu da çekirdeğin çevresinde tekrar gösteririm. İç katmandaki 2 elektronu böyle gösteririm. Bir tane de dış katmana çizerim. Şimdi bir katyon oluşturacağımızı yani nötr atomdan bir tane elektron koparacağımızı düşünelim. Bunu da göstereyim. Bu atomun 3 tane protonu var. Bu adamın gibi oldu değil mi? Çekirdeğin dışında da 3 tane elektronu olmuş oluyor. Artı ve eksi yük denkliği olduğu için nötr bir atomdan bahsediyoruz. Bu elektronlardan birini koparacak olursak şöyle gösterelim. Lityum bir tane elektronunu başka bir atoma vermiş olsun. Bu durumda en dış katmandaki elektronunu kaybedecek. Elektron kaybettiğinde çekirdeğindeki proton sayısı değişmeyecek. Yani çekirdek yükü hala artı 3 olur. Hala ilk katmandaki iki elektronumuz aynen olduğu gibi duruyor. Lityum en dış katmandaki bir elektronunu kaybetti. Evet. Bu pembeyle gösterdiğimiz elektronu kaybetti. Kaybettiği bu elektronu da burada gösterelim. Oluşan taneciye baktığımızda çekirdeğinde 3 protonu, çekirdeğinin dışında ise 2 elektronu olduğunu görüyoruz. Bu durumda artı bir yüklü lityum iyonunu elde etmiş olduk. Lityum artı bir iyonu, yani bir katyon. Oluşan katyonun yarıçapı nötr atomun yarıçapından daha küçük oldu. Şunu söyleyebiliriz. Lityum atomunun en dış katmanında bulunan bu elektronu kopardığımızda çekirdeğindeki proton sayısı değişmedi ancak çekirdeğin dışındaki iki elektronu kaldı. Çekirdek kalan elektronları daha çok çekmeye başladı ve tanecik yarıçapı da küçüldü. Bu durumda şöyle bir sonuca varabiliriz bir katyonun yarıçapı nötr atomunun yarıçapından daha küçük olur. Tekrar edecek olursak bir atomdan elektron kopardığımızda oluşan katyonun yarıçapı nötral atomunun yarıçapından daha küçük olur. Bu noktadan harekette şunu da söyleyebiliriz. Eğer nötr atom elektron alırsa yarıçapı büyür. Şimdi de gelin bu konudan bahsedelim. Elimize bir tane klor atomumuz olsun. Nötr klor atomumuz. Eğer bu atom bir tane elektron alırsa bu durumda eksi yüklü klorür iyonu oluşur. Yarıçapın değişimini bir de şekil çizerek gösterelim. Bu bizim nötr klor atomumuz olsun. Bu da elektron almış klor iyonumuz olsun. Aslında bunu biraz daha büyük çizmeliyim. Bir anyonun yarıçapının nötr atomun yarıçapından daha büyük olduğunu söyledik. Şimdi bunun nedenini inceleyelim. Klor atomunun elektron dizilimini yazacak olursak ya da soy gaz gösterimine göre elektron dizilimini yazacak olursak, bu nasıl yapıldığını zaten biliyorsunuz. Soy gaz atomunun sembolünü köşe parantez içinde gösteriyorduk. Neonun 10 elektronu olduğuna göre kalan 7 elektron içinde 3s2 ve 3p5'i yazmalıyım. Nötr klor atomunun en dış katmanında 7 elektron var. Klorür iyonunun elektron dizilimini de aynı şekilde yazacak olursak köşeli parantez içinde neonu yazıyorum tabi dış katmana da bir tane elektron eklemem lazım. Bu durumda elektron dizilimi 3p5 ile bitmeyecek. Elektron dizilimi 3p6 olmalı. Gördüğünüz gibi bu durumda son katmanda 8 elektron oldu. Burada da 7 elektron vardı. Birçok kitapta bir anyonun yarıçapının nötr atomunun yarıçapından büyük olması şöyle açıklanıyor. Çekirdeğin dışına yeni bir elektron eklendiğinde son katmanda daha fazla elektron bulunur ve bu elektronların birbirine uyguladıkları itme kuvveti artar. Gördüğünüz gibi burada 7 yerine 8 elektron var. Elektron sayısı arttıkça itme kuvvetleri artar. Bu nedenle yarıçap da büyür. Mantıklı bir açıklama. Ancak bu açıklamaya katılmayan kişilerle de karşılaşma olasılığınız var. Aslında daha önce buna alternatif olarak yapılabilecek başka bir açıklamayı da, da karşılaşmadım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genellikle bir anyonun yarıçapı nötr atomun yarıçapından daha büyüktür. Katılmayan kişiler olsa da, az önce söylediğimiz açıklamaya göre bu durumun elektronların birbirlerine uyguladıkları itme kuvvetlerinden kaynaklandığını söyleyebilirsiniz. Basitçe elektron sayısı arttıkça tanecik yarıçapı büyür. Yani bir anyonun yarıçapı nötr atomunkinden daha büyüktür.